Evet, bazı televizyon kanallarında bitkisel çaylar oldukça yaygın bir şekilde satılıyor. Bu bitkisel çayların da etken maddelerinin önemli bir kısmı Çin'den getiriliyor. Bu etken maddenin elde edildiği ağacın başındayız. Bu ginkgo, yani Çin'de Güney Asya'da daha çok tropikal kuşağa yakın kesimlerde yaygın olarak yetiştirilen bir bitki. Bunun hakkında da kısa bir bilgi alalım ve başka bir bitkimize geçelim. Bunu nereden temin etmiştiniz? Hocam, bu bitkiyi bana Hayrettin Karaca Bey verdi. Karaca Arboretum'unda kendi üretmiş olduğu. Yalova'dan. Evet, Yalova'da kendi yetiştirmiş olduğu 30 yaşına yakın bir ağacından elde etti. Tohumlarla elde etmiş bu fideleri. Bu ginkgo biloba ağacı Japon kirazı diye anılan, Japonya'da, Çin'de erdem ağacı olarak bilinen. Dünyada tür. Evet, bir tür ve dünyada sadece Çin'de bir kaplama bahçesi olan fosil ağaç denen bir tür bu. İğne yapraklı gillerden olan bir ağaç. Fakat yaprakları bütün el ayası gibi özellik gösteriyor. Ama geçmişte milyonlarca yıl önce bu bitkinin çam ağacı gillerden, Pinus grubundan, Pinea grubundan olduğu biliniyor. Erdem ağacı, akıl ağacı. Şimdi bizim Marmaris'te de var, biliyorsunuz. O likitambar ağacı. Sığla ağacı. Sığla da yine aynı şekilde reçine elde ediliyor. Evet. Balsam elde ediliyor. Balsam elde ediliyor. O da İbrelilerden aynen sayılıyor. O da fosil ağaç grubundan. Aynı özellikler. Çınar yapraklı mesela. Evet. Yani var, beş loklu sığla ağacı yaprağı. Bahçemde var. Şimdi bu ağacımızdan bizim faydalanma şeklimiz Alzheimer için çok ciddi ilaç olması. Ben de aşağı yukarı 10 yıldır ginkgo fidanları var. Benim bahçemde çeşitli yerlerde 20 kadar ginkgo fidanım var. Ama artık bu her yerde üretilmeye başladı. Her yerde bahçeler, parklar bunlarla donatılmaya başlandı. Fakat Osmanlı padişahları sırasında ekilmiş Yalova Termal'de 150 yıllık 3 tane, İstanbul Ihlamur Kasrı'nda 200 yıllık 4 tane ginkgo biloba ağacı var. Gittim gördüm. Evet. Yani bu Osmanlı döneminde kıymeti bilinen bir ağaçmış. Biz bu kültürü kaybetmişik. Ama şimdi yetiştirme yerine hazır etken maddesini veya drone'u kullanıyorlar. Evet. Kullanıyorlar ama doğalı kadar etkili mi bilmiyorum. Bunun hiçbir zararı olmadan ben kullanıyorum bunu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başka bir ağacımızı gösterelim yine bahçede. Evet, ilginç meyve türlerinden bahsediyoruz ama burada hemen bütün Türkiye'nin tanıdığı ceviz ağacının altındayız. Cevizde biliyorsunuz bir moda başladı. 10 seneden beri hemen ülkenin her tarafında cevize çok yüksek ilgi var. Cevizi yetişemeyeceği bölgelerden dahi cevizi nasıl yetiştirebiliriz diye sorular geliyor. Bu anlamda bazı tespitleri aktarmakta yarar var. Ceviz uzmanlarından da bunu sıklıkla duyuyoruz. Özellikle kendi adına ceviz tescil ettirmiş arkadaşlarımız, profesör arkadaşlarımız da bunu sıklıkla bahsediyorlar. Türkiye'de hemen her yerde ceviz olmaz, hemen her yerde de her çeşit olmaz. Bunu bir kere kesinlikle ceviz yetiştireceklerin bilmesi gerekiyor. İşte bakımı, yetiştiriciliği, kolay saklaması kolay gibi görünse de ceviz muhakkak surette
adaptasyon sağladığı, uyum sağladığı ekolojilerde hiç bakmasan bile yetişir. Baskın ağaçtır. Burada da bunu rahatlıkla görebileceğiz. Şu anda altında bulunduğumuz çeşit ne diye merak edenler vardır. Bakın dallarda salkım salkım ceviz meyveleri. Şurada bakın salkım salkım bütün yan dallar dahi ikişer üçer tane, bazı uç dallar dörder tane ceviz tutmuş durumda. Bu aslında çok farklı bir görüntü değil. Ceviz gerçekten uyum sağladığı ekolojide, uyum sağladığı coğrafyada muhakkak surette her yıl meyve tutar, her yılda çok sayıda meyve verebilir. Bu gördüğümüz çeşit bizim bildiğimiz, tanıdığımız çeşitlerden biri değil. Hatta adını dahi bilmiyoruz. Ama kökenini biliyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz önce bundan 10-15 sene önce Pedro modası vardı. Pedro hemen her tarafa dikildi. Yine yerli çeşitlerimizden Yalova 1-2-3, Bilecik, Kaman gibi ceviz çeşitlerini hemen her yerde dikmeye çalıştık. Daha sonra ürün alamayınca bunları nasıl değiştiririz? Bunların yollarını aradık. Daha sonra Chandler piyasaya çıktı. Tozlayıcıları işte Frankett, Fernor gibi çeşitler de üretimde, özellikle fidan üreticilerimiz tarafından çok fazla miktarda üretildi ve yurdun dört bir tarafına dağıtılıyor. Yine bu konuda ıslah yapan arkadaşlarımız da yine tescil aldılar. Akça 1, Akça 2 gibi çeşitlere tescil aldılar. Muhakkak surette bu çeşitlerin uyum sağladığı %100, yani iklim istekleri, toprak isteklerinin yine dikilecek olan coğrafyada, bölgede kaydedilen iklim özellikleriyle toprak özelliklerinin örtüştüğü, birbirini desteklediği alanlar bulunacak ve bunlar da yine zaman içerisinde ortaya çıkacak. Burada önemli olan iklim ve toprak özelliklerini iyi etüt etmek, daha sonra yetiştireceğimiz çeşidin iklim ve toprak isteklerini iyi etüt etmek, eğer birbiriyle örtüşüyor ise bir araya getirmek gerekiyor. Çünkü uyum hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde öncelikli olarak masrafların azaltılması, garantili ürün alınması, kaliteli ürün alınması bakımından önemlidir. Yoksa uyum sağlamayan bir çeşidi herhangi bir bölgede yetiştirmeye kalkarsanız çok daha fazla gübre, çok daha fazla ilaç vermek zorunda kalırsınız. Maliyetleriniz artar. Artı elde ettiğiniz ürün de pazarda çok fazla değer görmez. Bu çeşit veya spontan bir çeşit olarak şey yapalım. Hollanda'dan bir arkadaşımız tarafından getirilmiş, Lapseki'de bahçesinde yetiştirilmiş, koca ağaç olmuş. Ondan da aşı yoluyla burada aşılanmış bir çeşit. İsmi bilinmiyor ama bir tır şoförünün getirdiği ve burada yetiştirildiği bir çeşit. Kabukları elle kırılıyor. İçi beyaz. Aynı Chandler gibi. Her yıl çok iyi ürün veriyor. Verim veriyor ama çeşit tescili yapılmamış durumda. Çeşidinde ne olduğu bilmiyor. Muhakkak surette uluslararası çeşit kataloğunda bunun ismi vardır. Bir de yerli çeşidimizi görelim. Burada yan tarafta çok büyük bir ağacımız var. Bu ağacın benzerleri ülkemizin birçok bölgesinde var. Bunların muhakkak surette dikkate alınması, onların da yine çeşit özelliklerinin muhakkak surette ortaya konması gerekiyor. Bu konuda da zaten ıslahçı arkadaşlarımız yurdumuzun dört bir tarafını, hatta komşu ülkeleri de taramak suretiyle uygun adaptasyon yeteneği, geniş çeşitleri tarımımıza kazandırmaya çalışıyorlar. Bakın bu yerli çeşidimizi de görelim.
Şimdi armudun, elmanın, ayvanın meyveden dolayı kollarının kırıldığına şahit oluyoruz çoğu zaman. Birçok meyve ağacı eğer çok fazla yüklüyse kolları meyveyi taşıyamaz ve kırılır. Burada da ceviz ağacının neredeyse meyveden dallarının kırılmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu gördüğümüz ve adını bilmediğimiz, yani 80 yaşında bir ceviz ağacı, yerli, burada zamanında tarla sahibi yetiştirmiş. Büyük ihtimalle çekirdekten bunu yetiştirdi. Aşı izi falan yok ağaçta. Bakın bunda da yine yan dalların dahi meyve bağladığını görebiliyoruz. Bu da yine gayet güzel, ince kabuklu, kolay kırılan, hatta bir çakı ucuyla ikiye ayrılabilen, yine içi kolay çıkan bir tip. Yine pazar değeri oldukça yüksek. Budaması falan yok. İşte kılavuz dal, anaç, işte sürgünün 3'te 2'si kalacak, 3'te 1'i budanacak gibi bir derdi yok. Her yıl önemli miktarlarda ceviz verebilen, yine 100-150 kiloyu her yıl geçebilen bir verime sahip ağaç. Ama kapladığı alan olarak baktığımız zaman yaklaşık 15 metre çapa yakın bir çapı var. Tabii modern ceviz yetiştiriciliğinde böyle bir şansımız yok. Ama yerli olarak baktığımız zaman işte çok az miktarda bir antraknoz sorunu görüyoruz. Onun dışında hiçbir hastalığı, zararlısı yok. Gayet güzel de meyve veriyor. Burada görüyorsunuz, gelecek yılın tomurcukları da oluşmuş durumda. Eğer bir aksilik olmazsa, bir boz kavuran fırtınası yemezse, gelecek sene de yine hem yan dallarda hem uç sürgünlerde ikişer ikişer meyve tutacak demektir. Evet, burada gördüğümüz ağacı birçok üreticimiz tanıyordur. Bundan 20-25 sene önce ülkemizde oldukça önem verilen, değer verilen bir ağaç türü Pavlovnia. Pavlovnia Çin kökenli, tropik kökenli bir bitki. Birçok bölgemizde bu Kanada kavağı gibi, kavaklık tesisi gibi Pavlovnia tesisleri de yapıldı. Ancak işte iklim özellikleri, toprak özellikleri çok fazla dikkate alınmadan kışı geçiremeyecek yerlerde de plantasyonlar yapıldı. Ancak elene elene artık Pavlovnia gerçek ekolojisini buldu. Taban suyu yakın veya sulama imkanı olan yörelerde, kışı ılıman geçen bölgelerde Pavlovnia'dan iyi gelir sağlayan üreticilerimiz oldu. Ama birçok bölgede Pavlovnia ne yazık ki hayal kırıklığı yarattı. Burada gördüğünüz bu ağaç 5 yaşında. Yani bu sene 5. yaşını yaşıyor. Yaklaşık 40 santimetre kutura, yani çapa ulaşmış durumda. Bundan daha önce dikilmiş ve 9 yaşında kesilmiş olan bir Pavlovnia ağacında çapın 90 santimetre ulaştığını bizzat tespit ettik. Bu Pavlovnia çok hızlı gelişen ağaç türlerinden bir tanesi. Gerçekten yılda 5 ila 7 metre boyu yapabiliyor. Eğer kışın bu çok zayıf olan sürgünleri
zarar görmezse tepe tomurcuğundan büyümeye devam ediyor ve çok düzgün kerestelik ağaç veriyor. Yalnız ağacı oldukça yumuşak ve hafif. Hatta kavaktan, söğütten çok daha hafif. Ben de bu şeyde kovan yapımında kullanmıştım. Özellikle arıcı arkadaşlar da merak ediyorlar. Çünkü kovan nakillerinde çamdan, özellikle reçineli çamdan yapılmış kovanların nakliyesi ağırlığından dolayı oldukça zor. Bundan katlı bir kovan içinde çerçeveleriyle birlikte tam 3,5 kilo geliyor. Yani oldukça hafif, strafora yakın bir hafiflikte. Fakat çok sağlam ağacı var, dayanıklı. Eğer dış yüzeyi vernik veya boya çekilirse, yağmura karşı korunursa çok uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilir. Deforme olmuyor, kavak gibi, söğüt gibi veya genç kesilmiş çam gibi açılma, eğrilme yapmıyor. O yönden de önemli bir ağaç. Ancak şu bir gerçek ki, kışı sert geçen bölgelerde muhakkak surette dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kış gelinceye kadar büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla bu tepe tomurcuğundan geriye doğru 15-20 santimetrelik kısmı kuruyor. Kıştan zarar görüyor. Böyle durumlarda mecburen aşağıdaki yaprak koltuğundan yeni sürgün yapıyor. Dolayısıyla düzgün, sağlıklı bir kereste elde etmek imkansız hale geliyor. Evet. Evet sevgili izleyiciler, şimdi iki limon otu var. Biri elimizde, biri burada ağaç şeklinde. Bunları kısaca tanıyacağız. Melissa veya oğul otu olarak bildiğimiz Melissa officinalis, Anadolu orijinli bir bitki. Burada gördüğünüz ağaç şeklinde olan da gerçek Melissa deniyor ama Melissa gillerden olmayan bir ağaç. Veya çalı türü diyelim buna. Ağaç olmuyor, çalı türü. Bunlarla ilgili olarak kısa bilgiler alacağız Müjdat Bey'den. Bu oğul otunu hangi amaçlarla kullanıyoruz? Biz oğul otunu yüzyıllarca kullanmışık. Literatürümüzde veya folklorik bilgilerimizde var. Etnobotanide de yeri olan bir bitkimiz Melissa. Melissa officinalis, içimi kolay olan, her türlü soğuk algınlığında, gripte, nezlede kullanılan, çocukların uyku düzensizliklerinde, büyüklerin uyku düzensizliklerinde veya büyüklerin bazı sinirsel bozukluklarında kullanılan bir sakinleştirici. Uyuşturucu bir etkisi yok. Gayet güzel bir sakinleştirici. Bazen tansiyon için kullanılan, bazen şeker için kullanılan sinirsel durumlarda bir bitki. Biz bunu tabii oğul otu dememizin sebebi oğul çektiğinden dolayı. Bunun yağı çıkarılıyor ve oğul çekici olarak ticari ürünler haline dönüştürülüyor. Bunu doğal haliyle de yine oğul çekmede kullanabiliyoruz. Boş kovanları içine kara petek koymak suretiyle oğul gelebilecek yerlere yerleştiriyoruz. Eğer bunun bir dalını koparır da kovanın içerisine sürer, baskı tahtası üzerine bırakırsanız, aynı gün eğer yakından bir oğul geçmişse mutlaka kovana alır. O yönden de çok güçlü bir bitki. Bu gerçek Melissa dediğimiz ama Melissa olmayan bitkiyi tanıyalım. Kokuları hemen hemen birbirinin aynı. Şimdi bu çalı olan hakiki Melissa denen, Türkiye'de halk tarafından, halk tarafından demeyelim, aktarlar tarafından, hakiki Melissa'nın Latincesi Lipia citriodora. Bu Lipia'nın 6 çeşidi var. Citriodora limon kokulu demek. Bizim Melissa officinalis'imizin de zaten özelliği limon kokulu olması.
sitronella olması içerisinde. Yani limonun yağ asitlerinin olması. Her ikisinde evet. de bu var. Fakat bu Lipya Citrodora ile Melisa'nın hiçbir bağdaşma imkanı yok. Ama kokusundan dolayı böyle denmiş. Etken maddeleri aynı mı? Biraz yakın ama etkileri aynı değil. Etkileri farklı. Etkileri farklı. Yani aynı amaçla kullanılmaz. Evet. Aktarlar bunu daha pahalı olduğu için ticarete daha çok bunu sürüyorlar. Ama Melisa'mızın, gerçek Melisa'mızın yani bizim kıymeti daha iyi. Anadolu'dan orijinini almış olan bu Melisa. Daha Melisa kaliteli, Oficiraz. Daha etkili. Lipya Citrodora Güney Amerika kökenli bir bitki. Ben bunu Amerika'dan getirttirdim. Bir pilot arkadaşıma sağ olsun. Ürettim. Bunun en büyük tıbbi değeri sinirsel mide ağrılarına hemen iyi gelmesi. Mide asidini... Çay olarak içiliyor değil evet, mi? Evet, çay olarak mide asidini hemen absorbe etmesi. Mide ağrılarını anında gidermesi. Bir de yine diğer yaprakları kullanılıyor değil evet, mi? Evet, yaprakları olarak. Çay gibi kullanılıyor. Çiçek kuruları kullanılabilir. Fakat bir kıymeti yok çünkü çok az var bu çiçeğinden. Yaprak çok elde edebiliyorsunuz. Bu yaprak döken bir bitki. Eğer yaprak bulamazsanız dal kabuklarını da kullandığınız zaman yaprak gibi aynı etkiyi sağlıyor. Fakat bunun bir dezavantajı var bizim için Türkiye'de. İki tane diyelim. Birisi çok soğuk kışlarda bunun üst dalları kuruyor. Genç sürgünleri kuruyor. Kuruyor. Kart sürgünleri de kuruyor. Çünkü bu Güney Amerika'da yıl boyunca yaşayan, dinlenmeye geçmeyen. Herdem yeşil bir bitki. Tropik kökenli. Evet. Tropik bizim kuşak. Burada soğuklarda yaprak dökse de daldaki canlılık devam ediyor. -8 derecenin altında oldu mu dallar da kuruyor. Ben bunu aşağı yukarı 14 yıldır, 15 yıldır üretiyorum. Bunu ben kendim gördüm. Daha sonra dipten eğer kök ölmediyse baharda yeni sürgün veriyor. Veya biz korumaya alıyoruz. Bir ikinci dezavantaj bu çok sıcaklarda sulamaya gelmeyen bir bitki. Neden? Mantar riskine karşı evet. açık bir bitki bu. Fakat bizim gerçek melisamızda bu riskten hiçbirisi yok. Su verirsen yeşeriyor, su vermezsen ölmüyor. Fakat bunu yazın suladığımız zaman, çok suladığımız zaman sıcak havalarda bu bitki ölüyor. Ama evlerin önünde böyle saksıda falan yetiştirmeye uygun. Çok yani uygun. Hatta bizim salona çekip evet, şey bizim alt tarafımız dediğimiz Akçay Edremit Çukuru'nda bazı yazlık evlerin bahçesinde ben gördüm. Avrupa bağlantılı kişiler de işçi olarak çalışmış. Oradan getirmiş, çok beğenmiş. Orada üretilmiş bu. Orada donmuyor. Neden? Oranın iklimi tabii bizden sıcaklık sıfırın altına pek düşmüyor. Daha mülayim. Ama biz Çanakkale'de bunu yetiştirmeyi becerdik. Ben bunu her türlü sinirsel takıntılarda, bazı nevrotik bozukluklarda, bazen nefes alma güçlüklerinde kişilerin bronşlara bağlı, bronşite bağlı ilaç olarak kullanıyorum. Çok güzel sonuç veriyor. Bunun bir özelliği de bu bitkinin yapraklarının ilk 5-6 ayda kuruttuktan ilk 5-6 ay içerisinde kullanılması gerekiyor. Tüketilmesi gerekiyor. Evet. Daha uzun sürerse bekleme süresi içerisindeki etken maddesi esansiyel yağ özelliğinden dolayı uçuyor. Yani taze kullanmak gerekiyor. Taze kullanmak gerçi gerekiyor. Gerçi hepsinde aynı. Evet. Yani çoğunda aynı taze yaprakları kullanmak gerekiyor. Evet. Veya yeni kurutulmuş, iyi muhafaza edilmiş. Evet, rutubetsiz çaylarını kullanmak gerekiyor. Rutubetsiz güneş almayan yerlerde depolarda kurutulmuş olması gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı adaçayına benzer özellikleri var ama Melisa'ya benzer. Hayır, adaçayına da benziyor. Adaçayına da benziyor. Adaçayına kullanım amacı yönünden. Tabii bunda da sinyol ve karavakrol var hocam. Evet. Yani esansiyel kokusundan anlayabiliyorsunuz. Hı hı. Güzel bir bitki, dekoratif bir bitki, budamaya geliyor. Fakat ben budamadım çünkü yapraklarını kullanıyorum, bana yaprak lazım. Çok güzel bir kokusu var. Hocam aslında bunu seneye oğul çekmek amacıyla kovanlarda bir deneyelim bunu. Deneyelim, yan yana iki tane koyup hangisi daha önce dolduracak ona bir evet, bakalım. Evet, bir gözleyelim, oğul otu oluyor mu bakalım, hakiki melisa mı bu? Evet, bahçenizi bize açtınız, size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, Bir Dereden Tepeden programının sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.